2023'te hastanelerde yatak başına düşen kapalı alan %103 arttı. 2003'te 49 olan hastanelerin ortalama yaşı 2023'te 13'e düştü. 11 kenti vuran deprem felaketinde sağlık ekipleri aralıksız görev yaptı. Bölgede 34 sahra hastanesi kuruldu. 51.665 yaralı ve hasta havadan ve karadan kısa sürede başka şehirlere nakledildi. Türkiye'nin 21. şehir hastanesi Kocaeli'de hizmete girdi. 63 ameliyathanesi bulunan dev sağlık tesisi 1218 yatak kapasitesiyle binlerce kişiye şifa dağıttı. Asrın felaketi sonrası 24 Mart'ta Defne Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Hastane sadece 57 günde tamamlandı. İşte bir tanesi çıkmış. Ne diyor? 3 ayda diyor, ne yapıyorsun diyor. Eğer sende 100 varsa, eğer karakterin müsaitse, gel Defne Hastanesi'ni gör. Hatay'daki Arsuz ve Belen Devlet Hastaneleri hizmete alındı. Deprem bölgesindeki illerde birinci basamak muayene sayısı 18 milyonu aştı. 9 Ekim 2023'te Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Son teknolojiyle donatılan hastaneyle Gaziantep bölgenin sağlık üssü haline geldi. Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi açıldı. Günde 20 bin hastaya hizmet verilmeye başlandı. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırılarında çok sayıda Gazze'li yaralandı. Türkiye, hasta ve yaralıların tedavisi için harekete geçti. Mısır'dan yola çıkan ilk kafile Ankara'ya ulaştı, hastalar tedavi altına alındı. Nakiller ilerleyen günlerde de devam etti. 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Gazze'de Sahra Hastanesi kurulması için de çalışmalar başlatıldı.